Hanımlar beyler, Take Off Channel'da Havadan Sudan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Epey bir aradan sonra yeni bölümde karşınızdayız. Normalde terminalde yapıyorduk Havadan Sudan'ları. Bugün ISG Airport Otel'deyiz. Kendilerine ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Yanımda kıymetli bir kaptanım var. Sayın Gizem Avşar bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Pegasus Havayolları'nda görevli bir kaptanımız. Sözü fazla uzatmayacağım. Hemen size dönmek istiyorum. Konuşacak bayağı bir şeyimiz var çünkü. Bu pilotluğa giden yol nasıl şekillendi? Ben onu merak ediyorum. Birçok şey yapmışsınız aslında profesyonel olarak. Ne oldu da pilotluğa? Yani ne oldu, nasıl kokpite gitmeye karar verdiniz? Aslında bu sonradan ortaya çıkan bir heves değildi. Böyle bir anda bir gün şunu gördüm ve ben de olurum dedim falan gibi olmadı. Çünkü doğduğumdan beri havacılığın içindeyim diyebilirim. Babam savaş pilotuydu benim. F-104 kullanıyordu ve hani kızlar için babaları bilirsiniz kahramandır böyle. Ve eve girerken gözümün önünde böyle küçüklükten belli kareler var. Eve böyle elinde uçuş kaskı, üzerinde uçuş tulumu, böyle arkasında ışıklar parlıyor benim için böyle hayal kahramanı gibi bir şey. Benim için zaten hani olunabilecek bir şey değildi. Sanki böyle pilot doğmuş gibiydi babam. Sonradan olunabileceğini hiç düşünmemiştim. Ta ki abim de pilot olana kadar. Ben yanılmıyorsam lisedeyken daha abim Ayjet Uçuş Okulu'na başladı. Ve onun ilk mezun olanı, işte ilk yanınıza kalanı, ilk kaptan olanı şeklinde böyle ilk şey gözümün önünde aslında bir pilot haline geldi. Ben de bir ışık orada yandı aslında. Hani bu olunabiliyor. Belki ben de olabilir miyim yani bunu? Olunabilen bir şey mi bu gibi? Orada başladı. Ve abim de benim için zaten ikinci baba gibi bir şeydir. Hani çok yakın, o da bir nevi kahraman benim için. O yüzden orada bir başladı acaba düşünceleri. Ben de sordum. Yani çok şey yapmadılar. Tabii ki yanaşmadılar başta. Hani şey gibi, heves gibi geldi. Hani ben de olayım mı şeymiş gibi. Hani abinin arkasından gidermiş gibi. Bir mesleğini işte işine git gel, böyle narin güzel bir işin olsun falan diye kabul etmediler. Üniversite bitti, tekrar sordum ben. Ya emin misiniz, bakın ben de olsaydım falan diye. Üniversitede de tabii hiç izin çıkmayınca böyle bir şeye hani asla diye karşılandığım için mimarlığa sarındım ve hani evet, bir meslek seçmek zorunda kalsam belki evet mimarlık olurdu bu, ama içimde pilotluk sevgisi her zaman yatıyordu açıkçası. Ben de mimarlığa sarılınca, boş ümit bulamayınca pilotlukla ilgili, bu sefer onun için deli gibi çalışmaya başladım. İşte 4 senelik üniversiteyi üstten dersleri alıp 3 senede bitirdim. Kalan bir seneyi İtalya'da geçirdim. Orada yüksek lisans dersleri aldım. Gelince burada işte dereceli olarak mezun oldum. Dereceli olup bir de kalın bir portfolyo ile gelince, bir de İtalyanca biliyorum deyince iş bulmam daha rahat oldu benim için. Hemen işte işe başladım. 2 sene kadar da mesleğimi yaptım. Güzel bir ofiste çalışıyordum ve hani mimarlık için şey derler bilirsiniz, hani giriş saati belli, çıkış saati belli değildir çok, öyle görünmese de düzenli bir meslek bul dediler ama o da aslında çok düzenli bir meslek değildi benim için. Ama diğer çalışanlara göre belki daha düzenli bir şeyim vardı. En azından evime yakın güzel bir ofiste çalışıyordum, maaşım başlangıç için güzeldi. İşte yakın yerlerde yemek yiyip geri dönüyordum. Hani keyifli gibi görünen evet bir mesleğim vardı. Ama her gün aynı yerde oturup, aynı yerde laptop açıp, aynı duvara bakmak, aynı insanlarla beraber olmak aslında hani, yani evde kimse şu ana kadar bu kadar stabil olmamış. Hani annem dahil, abim, babam tabii ki zaten şey, annem de sanat yönetmeni, o da televizyon programı yapıyor Sahne İstanbul diye. O da sürekli hareketlidir zaten. Evdeki en sabit ben kaldım. Ve bu gerçekten garip gelmeye başladı bir zaman sonra. Ve hani kendimi de ispat ettim. Bir gün karşılarına çıktım ve dedim ki bakın mesleğimi aldım. İşte evet, aferin. Bakın dereceli mezun oldum. İşte evet. Giriş saati, çıkış saati bakın normalde belli değil. Ben burada öğlene kadar bile çalışabilirim. Yerim güzel, hazır falan. Evet. Bu da portfolyom. Bakın her şey, işte çok çalıştım şöyle böyle. Tamam falan. Ben hala pilot olmak istiyorum. Artık yaka siktiler. Hani tamam git ol. Tamam ne yapıyorsan yap diye. Ve hani Ayjet zaten direkt şeyimizdi, hani abimden dolayı da, yakinen bildiğim babamdan dolayı da direkt iki kolumdan tutup beni, eti de senin, kemiği de senin şeklinde bıraktılar oraya beni ve orada başladım. Ayjet'ten mezun oldunuz. Ayjet'ten mezun oldum, evet. İyi ki de pilot olmuşsunuz. Evet, böylece. Yani benim için kan ter gözyaşı biraz böyle şey gibi, hani derler ya
pilotların çocuğu zaten pilot olur aman hani bu da olmuş falan gibi değil. Hakikaten uğraşarak tam tersi desteklemek yerine zorla istemeden hani zora koştular birazcık da. Hı hı. Ve hani o yüzden belki şu an daha çok kıymetini biliyor olabilirim. Tabii birazcık savaş vermişsiniz. Evet, evet. Havacı bir ailenin 3. havacı üyesi. Evet. Bunu şunu sorayım bununla ilintili. Genelde havacıların aile düzenini çok merak ediliyor. Daha doğrusu vakit yönetimi çok merak ediliyor. Şimdi sizde baba pilot. Buradan da selam olsun hem babanıza hem abinize ve kıymetli annenize de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Herkes havacı. Şimdi siz birbirinizi hiç göremiyor muydunuz evde? Ya da mesela ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Kendinize ve ailenize vakit yönetimi nasıl oluyor? Aslında ne kadar düzensiz bir meslek diye anılsa da aslında bana sorarsanız tam tersine aşırı düzenli bir meslek. Çünkü ben program yani aylık uçuş programımız çıktığı anda ben bir ay içerisinde atıyorum 3 hafta sonra şu gün şu saatte nerede olacağımı bile bilebiliyorum. Hı hı. Evet diğer insanların genel olarak yaşam saatlerine göre belki farklı olabiliyor ya da özel günleri kaçırabiliyorum. O yüzden aslında birazcık ayarlaması zor olabiliyor aileye kendine vakit ayırma kısmında ama insanın aslında kendi öncelikleriyle ilgili bir şey. Programım çıktığı anda tabii ki bir aylık değil ama önümdeki en azından hafta için işte planlayabiliyorum. Şu gün şu gün olmayacağım ama geri kalan şu günün şu saatlerinde atıyorum bugün akşam boşum, yarın işte gündüz boşum. Sabah ailemi şurada görürüm, işte akşam arkadaşlarımla şunu yapabilirim. 2-3 gün doluyum sürekli uçacağım ama döndüğümde işte hafta sonu şuna giderim şeklinde. Yani kendimce küçük basit programcıklar yapıyorum. Sabah gerçekten normal sabah 9 akşam 6 bir meslekten bahsettiğimizde sabah uyanıyorsunuz, hava karanlık, işe gidiyorsunuz. İşte en fazla bir saatlik bir öğle arası var, insan onu bekleyerek geçiyor. Çıkıyorsunuz ve hava yine karanlık. Bir spora gidip geleyim hadi bir şey yapayım dediğiniz anda akşam bitiyor ya da ne bileyim hafta sonu boşsunuz, hafta sonu bekleyerek geçiyor zaman ama hafta sonu olduğunda herkesin hafta sonu ve her yer kalabalık. Yani iyi yönlerinden baktığımızda aslında ailemle daha kaliteli zaman geçirdiğimi de söyleyebilirim. Ya da arkadaşlarıma belki atıyorum doğum günlerini kaçırabiliyorum ya da özel bir gün olduğunda işte bayramsa mesela insanlar sevdiklerine gidiyorlar haliyle ve bizim uçuşlarımız artıyor. Hani azalca insanlar geziyorsa tabii ki bizim için bu işin arttığı anlamına gelir. Ya da ne bileyim İşte yılbaşı, özel bir şeyin yıl dönümü kutlanması gibi şeyler evet biraz zor oluyor. Mesela geçen seferki mesela abimin doğum gününü biz bir ay sonra kutlayabildik. Yani 3 tane pilot olunca aynı evde denk getirene kadar evet birazcık zorlanabiliyorum bir şeylerde. Peki bir sonraki sorum aslında başka bir şey ama ben bir atlayıp şunu soracağım. Bu mesleğin en zor kısmı, şimdi pilotluğun zor kısımları, aslında avantajları ve dezavantajları. Avantajları kısmını o kadar çok insanları ikna etme kısmında... Ne avantajı var şimdi pilotluğun? Buradan da pilot olmak isteyen çünkü birçok genç arkadaşımız da bizi izliyor. Biraz da onlara da şevk verebiliriz belki. Aynen tabii ki. Ya, bir kere bu bahsettiğim hani hafta içi hafta sonu kısmı bence çok büyük bir avantaj. Hafta içi gündüzleri işiniz olduğunda yani bir bankaya gitmek için bile bir şeylerden izin almanız gerekiyor. Kahvaltı yapamıyorsunuz. Karanlıkta kalkıp karanlıkta giriyorsunuz eve normalde. Bunun dışındaki hakikaten pilot olduğunuzu düşünürseniz hafta içi insanların daha sakin, daha az olduğu zamanda dışarı çıkıp insanlarla buluşabiliyorsunuz. Ofis manzarası dediğimiz bir şey vardır biliyorsunuz hani duvara bakmıyorum. Gerçekten her seferinde doğa sürekli değişiyor ve sürekli farklı bir manzarada çalışıyorum. Yani iş ortamım sürekli aynı küçük alanda geçiyormuş gibi görünse de yanınızdaki insan değişiyor, manzaralar değişiyor, olaylar sürekli değişiyor. Yani aynı uçuşu 3 gün üst üste yapın, 3'ü birbirinden farklı geçiyor ve hani hava koşulları, doğa karşısında ne kadar küçük olduğunuzu görüyorsunuz. Bazen hala şey oluyor mesela ben de hocam bak işte kaptım bakın şey gökkuşağı falan. Hani insanlar sıkılıyor belki bir zaman sonra ama benim için hala çok ilginç. Daha 3 sene falan oldu çünkü başlayalı. İşin heyecanlı kısmı o monotonluktan sonra açıkçası 2 sene bunu gördükten sonra işin eğlenceli, hareketli kısmı çok hoşuma gitti. Bu bir kesinlikle bir avantaj. Bir dezavantaj belki bahsettiğim özel gün muhabbetleri. Hani atıyorum bütün aile bir araya gelmiş bir yemek yiyor. Hatta birkaç aile bir araya gelmişiz. İçiniz orada olmak istiyor ve işte ya benim uçuşum var kusura bakmayın deyip ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızın sevdiği bir arkadaşınızın doğum günü bir şeyi denk gelemeyebiliyor. Mesela benim en yakın arkadaşım önümüzdeki ay doğuracak ve burada olacak mıyım olmayacak mıyım onu bilmiyorum. Yani ani bir şeylere yetişemiyor insan.
Ama bunun da aması var tabii ki. Bir ay öncesinden program yapabildiğimiz için aslında izin isteme şansımız var. Mesela blok halinde birkaç gün, işte önümüzdeki ay şu şu tarihler arasında benim işim var, iki gün gibi izinler yazabiliyoruz. O yüzden de önceden bildiğim şeylere uyum sağlayabiliyorum ama belki spontan şeylere biraz katılamıyor olabiliriz hayattaki. Doğru, bir aslında noktaya parmak bastınız. Pilotlar da izin alabiliyor. Evet. Yani öyle çok önemli bir şey var, illa uçacaksın demiyor şirketlerde. Çünkü insanlar yönetiyor ve insanlık hali. Tabii ki. İzin alabiliyorsunuz. Hatta işin çok güzel bir kısmını söyleyeyim size. Bu kesinlikle benim için çok büyük bir avantaj. Arka arkaya 4 gün boş olabildiğimiz günler oluyor. Ve bunu gerçekten mimarken asla başaramadım ben. Önden bir ay öncesinden eğer bunun farkındaysanız, bir plan yaptıysanız bunu talep edebiliyorsunuz şirketten. Ve eğer uygunsa, uçuş programının uygunluğu doğrultusunda size boş veriyorlar aslında. Güzel planlar da yapılabiliyor bu şekilde. Peki mesela ayda 4 gün boş olabiliyor, 3 gün boş olabiliyor ama kaç kere uçuş yaptığınızı da merak ediyor insanlar. Yani bir ayda ortalaması var mı bunun? Ve de uzun uçuşlar oluyor. Şimdi siz Pegasus'ta uçuyorsunuz. Pegasus'un uzun hatları Dubai var, Bişkek, Kazakistan var. Belki Avrupa'nın uç noktaları olabilir. Henüz kıta Amerika'ya gidemiyorsunuz. Evet. İnşallah yakın zamanda gidersiniz. İnşallah. Bu uzun uçuşlarda canınız sıkılıyor mu mesela? Neler yapıyorsunuz? Bir pilot, çünkü kokpit sizin ofisiniz. Manzara çok güzel, evet. Ama öyle bir an geliyor ki gece uçuşu oluyor ve her yer karanlık. Herkesin. Bu uçuşlar nasıl geçiyor? Ya aslında böyle aman aman sıkıldım diyeceğimiz bir zaman kalmıyor gibi. Çünkü sürekli akan bir trafik içerisindesiniz. Yani bu alet havada ve gidiyor. Ve hani herhangi bir acil durum olduğunda işte ne yapabilirim, en yakın meydan neresi, hava durumu nasıl, işte önümüzde rota boyunca işte bir engel, bir şey var mı? İşte irtifamız şu, bu ayarlayalım. Yani aslında yedek meydanların hava durumlarıyla ilgilenirken bile zaman geçiyor. Ya da aldığımız uçuş süresinde belli küçük modlar var. İşte yakıt, cruise kontrolleri şey gibi. Aslında sürekli bir şeylerle uğraşıyoruz. Küçük küçük böyle zannettikleri gibi, evet sürekli tuşlara basıyoruz, evet direksiyon kullanıyoruz falan gibi bir şey tabii ki yok. Ya da diğer bir genel algı gibi hani kalkıyoruz, uçağa basıyoruz, otomatik pilota kendi gidiyor falan gibi bir şey de yok. O yüzden aslında kontrollerle, dediğim gibi alternatif düşüncelerle, biraz da böyle sürekli kötü duruma hazırlıklı olmak adına sürekli de bir araştırma içerisinde oluyorsunuz aslında. Yani yolcu, atıyorum bir yolcu rahatsızlandı, şu an ne yaparım, en yakın nereye giderim? İşte burası havalimanı, işte mesela gece uçuşlarından bahsettiniz, bu havalimanı 7-24 açık mı? Olmazsa hangi meydana giderim, benim uçak tipime hangisi uygun? Bunun hava durumunu alayım, bunun işte şeyine bakayım derken aslında bir yandan da tabii ki keyifli sohbet de edebiliyoruz. Ona da vakit kalıyor ama bunlarla beraber geçiyor aslında. Peki pilotluğun dezavantajlarından, avantajlarından bahsettik ama siz bir Airbus A320, 321'de uçuruyor musunuz? 20-21 evet. 20-21 uçuyorsunuz. Hatta önümüzde de şöyle güzel bir maketimiz var, evet. Arkadaşlar. Tam olarak bundan kullanıyorum. Tam olarak bundan uçuruyor kaptanım. Bunun da mesela avantajları, dezavantajları var mı? İşte Airbus'ı kullandığınız için belki size daha yakın geliyordur şu anda ama hani bir Boeing uçurmak ister miydiniz? Airbus daha iyi ya da Boeing daha kötü, ben iyi ki Airbus'cıyım ya da gönlünüzde hangi uçak tipi var? Soruları çeşitlendirebilirim. Aynen, aslında yarama bastınız biraz da. Evde iki tane Boeing'çi var bizim. Fena şekilde, hatta önlerine böyle Boeing yazdıracak kadar fanatik şekilde seviyorlar falan. Babam özellikle yeni emekli oldu Ocak ayında. Şeyden böyle Boeing sevgisiyle hakikaten bitirdi. Yine seçim şansım olsa yine Airbus seçerdim. Evet, bunu biz seçmedik tabii ki. Yani şirketin o girdiğimiz dönemki ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor hangi tipte uçacağımız. Ama gerçekten memnunum uçak tipimden. Yeni nesil bir kere gelecek Airbus'ta diyorlar. Kesinlikle katılıyorum, doğru. Boeing'çiler evet kendilerini, şimdi şeymiş, siz biz gibi olmasın tabii ki ama Boeing kullanan kaptanlarımız, Boeing'in kendilerini pilot, bizi operatör olarak gördükleri falan oluyor. Evet, bir Boeing Airbus kapışması her zaman var. Öyle şakaları var evet kendi aralarında. Daha neler neler dönüyor da hani. Mesela şey var, ben babamdan çok dalga yediğim için. Hava durumu çok kötü o gün, işte gitmişiz, inememişiz, başka bir meydana inmek zorunda kalmışız. Arıza, teknik arıza yaşamışız, gecikmeler olmuş bir şey. Saatler süren bir görevin sonunda eve dönüyorum. İşte şimdi evde de şey var, kan kusup kızılcık şerbeti içme şey vardır ya, olana kadar çok zorladığım için evde asla şikayet etmedim şu ana kadar.
nasıl geçti, güzel geçti falan. Ama böyle samimiyetle geliyor, ya tamam ama haklısın, çok yorulmuş olmalısın falan. Yok yok baba, iyiyim falan diyorum. Ya olur mu ama diyor, bak işte hava durumu şöyle diye divert ettiniz bilmem ne falan, zor ya sen de. Ya işte evet diyorum, biraz yorgundu falan diye. Hangi parmağın yoruldu diye, ya baba git şuradan falan yani. Hani uğraşıyorlar böyle, iki tane şey yapıyorsun orada da uçak uçuyor falan, böyle dalga geçiyor. Ya da böyle hani devre arkadaşlarıyla işte bir araya geliyorlar, pilot bizim amcalarımıza şeylerle. İşte bu da bizim ufaklık, işte bizim kız da operatör oldu falan. Aa gülüyorlar falan yani. Şey, bu atışmalar bitmeyecek. Aynen, Airbus'çılar bitmeyecek, ve evet. Boeing'çiler. Bizim aynen. Meslekte de şey, kanoncular ve fujiciler diye mi? Nasıl ayrılır değil mi? Kanon Nikon, özür diliyorum. Fujiciler de gerçi artık var da. Bu Boeing'çilerle Airbus'çılar arasındaki tatlı atışmaları ben çok evet, seviyorum. Aynen, aynen. Çünkü ben kim gelirse ben onu tutuyorum. Mesela şu anda ben Airbus'çıyım. Evet. Benim çok Airbus'çıyım. Çıkacağım şimdi. Aynen, bir sonraki konuk 77 gelir atıyorum. Ben Boeing'çiyim. Kadın pilot olarak, şimdi meslek gerçi eskiden biraz erkek egemendi ama şimdi daha ziyade kadınlar da uçuyor. Ve sayı da her geçen gün artıyor. Size gelen tepkiler nasıl oluyor? Yolcular sizi uçakta görebiliyorlar mı çok bilmiyorum ama regülasyonlar değişti çünkü. Hani yolcuyla çok karşılaşmadığınızı çok, evet, biliyorum. Evet. Kokpite giremiyorlar. Evet. Girebiliyorlar mı? Yok, hayır. Şirket operasyonel prosedürlerimiz dolayısıyla yok, giremiyorlar. Küçük çocuklar mesela bazen çok ben görüyorum. Anne beni kokpite sok, baba beni kokpite sok falan diye. İçim parçalanıyor ya, böyle. O kadarına şey yapıyoruz aslında. Yani kaptanlarımız bir şeylerimiz hakikaten küçücük çocuk ve çok merak ediyor. Şöyle bir kapıdan kaptan selam verdiriyorlar. Kapitinde hani bir girip bir neymiş bak gördün mü, sormak istediğim bir şey var mı falan. Tabii ki. Hani o kadarına insan dediğiniz gibi içi parçalanıyor ama onun dışında evet. Biraz da havacılık sevgisini tetiklemek evet, için çocukların için hevesini kırmamak lazım bence. Kesinlikle, kadın pilot olarak aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Yani zaten pilot olarak aldığınız tepkiler vardır. Evet, ya da gelen garip sorular vardır. Az sonra onları da soracağım. Aynen. Ama mesela daha önce gelen, çok kısa bahsedeceğim. Mesela kadın pilotlardan şöyle tepkiler geliyormuş yolculardan. Aa kız çocuğu çıktı. Evet. İşte kokpitten. Yavrum sen hani gerçek pilot musun yoksa hani aynen, falan nasıl? Aynen. Nedir ya size gelen tepkiler? O mu kullanıyor? Başka yok mu? Bir tane daha içeride falan bir heyecan yatıyor. Ya çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar alışmaya başladı. Evet çok değişik tepkiler de geliyor. Hani ama genel olarak hakikaten aa işte ne güzel kadın mı, gurur duyuyoruz. İşte hepimiz böyle olacak ileride. Güçlü kadın ben çok severim. İşte böyle olacak falan. Özellikle hemcinslerimizden çok güzel tepkiler alıyorum. Şey kısmı olabiliyor dediğiniz gibi hani kokpitten çıktığınızda falan denk gelip daha kalkmadıysak özellikle hani başka yok mu arkada aman işte şey bu mu kullanacak hakikaten kız çocuğu çıktı içeride falan diye. Ama yolcular biraz kanıksadı artık herhalde. Aynen aynen ya şey genel tepkiler çok güzel hakikaten ama dışarıda mesela yani en ufak örneği annem mesela bir arkadaşıyla karşılaşıyor, ben de orada işte bir alışveriş merkezindeyiz ve spor ayakkabı bir şey deniyorum. Annem biriyle karşılaşıyor. İşte bizim kızımız işte bak işte pilot oldu falan. Abi ben orada işte zıplıyorum mesela rahat mı değil mi diye spor ayakkabısını falan. Hani bu mu uçuruyor uçağı, bunlara mı emanetesi falan gibi değişik tepkiler olabiliyor. Ama genel olarak kadın olduğum için nasıl bir yandan korkanlar da varsa hani böyle dediğiniz gibi çok içeri girmiyorlar ama işte kokpit camından kaptan tarafından girerken işte görebiliyorlar böyle bir şok halinde. Gözler büyüyor, kafa içeri doğru gidiyor hani garip genelde erkek ve yaşlı olan şey yolcularımızdan böyle şaşıranlar şey yapanlar oluyor. Peki yolcularla veyahut da kendiniz işinizi yaparken uçarken yaşadığınız kuşkusuz ilginç olaylar vardır. Hı-hı. Bize anlatabileceğiniz var mı böyle bir ilginç olay? İşte ne bileyim havada evlenme teklifi, yerde aynen, başka bir şey. Evet 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 onu yaşadım aslında. Hatta birazcık oldu? Aracı olduk diyebilirim. kızı size mi istetti? Kızım. Tabii Allah'ın emri falan yok. Yok hayır. Şey gibi oldu aslında. Anons ricasında bulundular. İçeride bir hazırlık varmış. Evlilik teklif etmek istiyor. İşte genç beyefendi hazırlanmış bir şeyler. Öncesinden gelip çiçek falan vermiş kabin ekibimize. Bizden de işte bir hani böyle bir teklif bir şey olacak. Bir ön hazırlık gibi bir anons yapar mısınız diye geldi. Hakikaten. İşte bilmem kaç numarada oturan yolcumuzun işte bilmem kime bir sürprizi var. Biz de Pegasus ailesi olarak işte onların heyecanı ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz falan gibi bir anons yaptım. Arkadan zaten alkışlar kopmaya başladı. Sonradan öğrendim.
şeymiş, evlilik teklifi yapacak, sürpriz olacak. Kız hatta uyuyor omzumda, dürtmüş ve evlilik teklif etmiş. Arkadan işte çiçekler, şeyler, sonra pasta ayarlanmış bir şeyler bütün yolcuların eşliğiyle falan böyle. Birkaç böyle şeyler olabiliyor ya da bir doğum günü bir şey kutluyorlar, o kadarına belki bizim aracılığımıza gerek kalmıyor ama öyle gibi olabiliyor. Ya da şey, mesela milli sporcularımızı bir turnuvanın dönüşünde bir şeyinde taşıyor oluyoruz. Onlar güzel hatıralar oluyor gerçekten, ya da şeyler, milli takımımız bir şeyimiz denk geliyor. Onlar keyifli ama herhalde en unutamayacağım nedir kısmı, bahsettiğim gibi babam Pegasus havayollarında, yine bizde Boeing pilotuydu. Ve geçtiğimiz bu Ocak ayında, hemen birkaç hafta önce şey, son uçuşunu yaptı. Ve jübile uçuşuna biz de ailecek, işte abim, annem, ben yolcu olarak katıldık. Tamam, zaten küçüklükten beri evet biniyorum, hani şey yapıyorum, hani babam kullanıyor şu anda, heyecanıyla zaten var ama o bir son uçuş ve anonslarda zaten geçildi işte kaptanımızın şöyle böyle diye. Kendisi havadayken son artık alçalış öncesinde bir anons yaptı. Dedi ki 47 yıllık emeklilik hayatı, şey, 47 yıllık uçuş hayatımın şu anda sizi sağ salim indirdikten sonra son uçuşunu gerçekleştirmiş olacağım. Bundan sonra işte buradan öncelikle işte eşimle destek olduğu için, çocuklarım şöyle böyle falan, biz zaten dağıldık. Güzel bir hatıra almışsın. Çok güzel bir hatıra oldu. En unutamayacağım oydu. Ben his olarak da zaten hani mesleği gördüğüm, öğrendiğim, hayran kaldığım kişinin son uçuşuna da aynı şekilde eşlik etmiş oldum. Birçok çiçeklerle, şeylerle karşılandı falan. Yolcunun katılımı da çok güzeldi. Yani en tüylerimi diken diken olduğu herhalde oydu. Kendi uçuşum değil de onunkidir herhalde. Şunu soracağım. Biraz şimdi pilot olmakla alakalı gelen sorular var. Özellikle izleyen genç arkadaşlar, pilot olmak isteyenler şunu çok merak ediyorlar. Ben üniversitede pilotaj okumalı mıyım? Hem özel olabilir, hem de Eskişehir Teknik gibi ileride açılırsa başka devlet okulları olabilir. Veyahut da ben üniversitede başka bir şey okuyayım. Mühendislik, muhasebe, başka bir mimarlık, yani herhangi bir şey. Daha sonradan mı pilotluğa yöneyim? Şimdi bu evet, çok önemli bir soru. Yani hep bu geliyor. Aynen. Mesela sizin buna bakışınız nedir? Yani hangi paterni pilot olmak isteyen birisinin izlemesi daha iyi? Yani şöyle, aslında ben başta abim babam bu kadar karşı çıktığında çok bozulmuştum duruma. Ama aynı şekilde abim de üniversiteden mezun olduktan sonra, hatta çalışma hayatında gördükten sonra bu işe başladı. Ve babam ilk zamanlar onu da, o da hatta askeri pilot olmak istiyordu ilk zamanlar falan. Ona da engel olmuştu. Önce bir meslek, önce bir altın bilezik elde dursun gibi bir yönelimi vardı ve bana çok garip geliyordu. Hani niye, ne olmak istediğimi biliyorum sonuçta. Niye bu işte, bırak olayım niye ki diye. Ama sonradan fark ettim. Bir yandan pilotluğun ne kadar hassas bir meslek olduğunu ve her an elimizden kaybedebileceğimiz bir nasıl meslek olduğunu. Yani bunu biraz açarsak. En ufak örneği sağlık durumu mesela. Yani elinizin şu parmağınızın bir boğumu kopsa bir daha hayatınız boyunca uçamıyorsunuz. Allah yani korusun. Tabii ki Allah korusun ama sağlıkla ilgili ya da bir yerde işte düştünüz, kırdınız bir yerinizi, bir uzuvunuzun işlevini kaybettiniz, bir şey yaptınız. Bu zaten başka şekilde devam ettirebileceğiniz bir meslek değil. Zaten birinci sınıf sağlık sertifikası alarak sürekli kontrollerden geçiyoruz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda, eğer sadece bu mesleği elinizde varsa, evet bir yanda insan açıkta hissedebilir kendini. Ve eminim şu ana kadar hayır altın bilezik dursun diyenler de bu şekilde belki bir yönelimde. Ha, ama şöyle de var, artık üniversiteden itibaren çok genç yaşta başlayıp işe işte 20'li yaşlarda işte kaptan olup bu işe temelden başlayıp devam edenler de var. Bu da bir yandan aslında ne istediğini bildiği sürece ve bu yönde hızlı ilerlemek adına belki bir seçenek olabilir. Ben şu yönden memnunum. Bir yandan başka bir mesleğim var. Evet, dönebilecek olmak bir şey güzel ama hani bunu asla düşünmüyorum. Sonuçta bu mesleği severek yapıyorum. Ama diğer bir kere bir üniversite hayatını yaşamak, okumak güzel bir şey, gördüğünüz vizyon adına. Bir yandan başka bir meslek yapmış, denemiş olmak, şu anda aslında ikisini karşılaştırabilmek ve az önce bahsettiğimiz hani avantajların farkına varabilmek adına çok güzel. O yüzden de aslında bir meslek daha olması ya da bir okulun daha okunması çok da kötü ya da bir vakit kaybı gibi gelmiyor bana. Bu benim de insanlara önerdiğim pattern aslında. Fazla şey göz çıkarmaz, meslek göz çıkarmaz arkadaşlar. Bu şimdi
mesela maksimum kalkış ağırlığınızı şu anda aklımda yok ancak 50-60 tonluk bir uçak. Hı hı. Airbus A320 mesela 21. Bu soruları bu arada Instagram'dan aldığım sorular arkadaşlar. Paylaşmıştım bir story olarak. Bu uçağa hükmetmek nasıl bir his? Keyifli mi? Yani heyecan duyuyor musunuz bundan? Bunu soracağım. Onun sonrasında da bununla ilintili monotonlaşmasından korkar mısınız? Ya da bir zaman sonra hani bu işe çok alıştım ben artık. Heyecanım kalmadı. Hani bu pilotluğun heyecanı yok diye. Ya aslında his olarak hakikaten güzel bir şey. Ben ya bir makineye hükmetmek zaten güzel. Ben araba kullanmayı da çok severdim. Hani 18 yaşımda ilk hemen gidip böyle ehliyet falan almıştım. Küçücük bir stick aracılığıyla kocaman bir aleti yönetmek bir kere his olarak çok güzel. Ya da indiğinizde işte Volkarant yaparken uçağın etrafını gezerken böyle hani tepeye bakıp aa bunu ben indirdim, ben kullanıyorum, aferin kızıma falan hani böyle sevdiğiniz şeyler olur ya böyle. Hani güzel hissediyorum. Evet, hükmetmesi, evet o aleti kullanması güzel bir his. O kadar bir aletin verdiği o ilk ivme hissi çok güzel. Ya da bu kadar geriye bakıp bu kadar yolu geçtim ve geldim, şu an istediğim yerdeyim hissi de çok güzel. O yüzden evet bunu seviyorum. Peki bunun bir zaman sonra monotonlaşması ya da bir zaman sonra bu heyecanı kaybetmek olası mı? Evet, aslında en çok korktuğum şeylerden bir tanesi diyebilirim. Gelecek mesleğimin geleceğiyle ilgili en çok korktuğum şey hatta. Çünkü kaptanlarımız da çok deneyimli kaptanlarla uçuyorum hakikaten. Ve tabii ki belli koşullara alışmışlar artık aynı şeyleri. Hani ofis manzarası diyoruz ama adam hani her gün aynı şeyi görüyor belki. Benim için evet 3 sene oldu. Ama hani hep böyle kendimi hatırlatıyorum. Burayı çok istedin, isteyerek geldin. İşte bak ne güzel şu anda ve keyif alıyorum da hakikaten. Her gün işte gün batımı, her gün farklı bir renge bürünüyor. Bir geçtiğiniz yer başka bir gün başka görünüyor. Hani 4 mevsim 4 farklı şekilde görüyorsunuz. Ya da işte kaptan bakın işte gökkuşağı bir şey diyorum falan. Gizem checklist ver falan diyorlar. Yani alışmışlar her şeyden, sıkıcı. Size diyorum şu an hiç ilginç gelmiyor değil mi? Ne güzel bulut falan. Çok üzülüyorum sizin adınıza falan diyorum böyle genelde hatta. Ama zamanla zannediyorum herhalde şey oluyor. Monotonlaşıyor bir zaman sonra. Ama mümkün olduğu kadar hakikaten bunu kaybetmeyeceğim sanırım. Ya da geçmişi bildiğim için en azından geldiğim yolu hatırlatacağım hep kendime. Peki bu heyecanla beraber mesela şeye yansıyor mu acaba? Yolcu bilgilendirme anonslarında vesaire. Bazen çünkü kaptanlarımızın sesi çok, nasıl söyleyeyim, yani bıkın geliyor. Bazen de çok heyecanlı geliyor mesela. Sizin yaptığınız anonslar nasıl olur? Ya bir kere ben insanlarla iletişim halinde olmayı çok seviyorum. Yani normal hayatta da öyle olduğu için ya anonslar benim için en eğlenceli kısmı olabilir. Genelde hani şirket prosedürü olarak evet hani uçan kaptan değil, bizde genel olarak kaptan yapıyor şey anonsları. Ama bizim de kullandığımız o yabancı kaptan varken biz yapıyoruz ya da işte istiyorsan sen yap diye verdikleri zamanlar oluyor. Ve hani ben çok eğleniyorum. Dikkat ediyorum ona biraz, böyle bıkkın bir ses tonu insanlar zaten hani belki birilerine kavuşmaya gidiyorlar, belki işte işlerini bir şeylerini halledecekler, belki uçuş korkuları var, stresleri var bir şey. Yani sizdeki pozitiflik de bir şekilde bence yansıyor. O yüzden yolcu anons kısmına birazcık önem veriyor olabilirim. Peki şimdi birkaç tane sona sakladığım sorular var. İzleyicilerden gelen. Bunlar biraz garip sorular olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Evet. Şöyle hızlı hızlı sormam lazım bunları. Boeing mi Airbus mı demiş mesela. Airbus. Yani işte yeni nesil artık, evet. Bunu tartışıp duruyoruz ama evet, yeni nesil Airbus tabii canım. Yardımcı pilot uçak kullanıyor mu yoksa işlere yardımcı mı oluyor? Bu aslında aldığım hakikaten first sorulardan officer. Bir tanesi. Evet, first officer'ımız. Gerçekten uçak kullanıyor musunuz? Gerçekten uçak kullanıyoruz. Biz de kullanıyoruz aynı şekilde. Buna da diyorlar kaptan kullanıyor, sen ne yapıyorsun? Ya da işte şey oluyor, sana da veriyorlar mı arada? Yani şey oluyor işte, hadi al bir turda sen at diyorlarmış gibi. Ya arkadaşlar genel olarak paylaşımımız aynı. Evet, son karar hakikaten işin yükü, belki stresi evet kaptanda. Ama hani aynı şekilde biz de indirip kaldırıyoruz uçağı. Biz de basıyoruz düğmelere. Yok. Peki yani yeni pilot olduğumuz zaman sadece iç hat mı uçuyoruz yoksa iç hat dış hat karışık mı uçuyoruz? Ben bu sorudan kurtulamadım. Mimarken söylüyordum, ben mimar oldum diye iç mi dış mı diyorlardı. Şu an pilot oldum, pilotum diyorum, yine böyle iç hat mı dış hat mı diyorlar. Ya şey gibi bir algı var genel olarak insanlarda, hani yeni başladığınız zaman yurt içinde uçarsınız, deneyimlendiğiniz zaman kaptan olunca ya da ne bileyim sol koltuğu olunca yurt dışına izin veriyorlar falan gibi bir algı var. O yüzden hala iç mi dış mı? Sen şimdi yeni başladın ya, iç hat uçuyorsun değil mi sadece falan diyenler oluyor o yüzden.
Türbülans olunca pilotlar da korkuyor mu? Bunu türbülanstan korkan bir arkadaşımız yazmış bu ihtimalle. Evet, korkuyor musunuz? Kokpitte neler? Nasıl bir muhabbet dönüyor türbülansa girdiğimiz zaman? Düşüyoruz ben. Yok öyle bir şey yok. Evet yani tabii ki ani gelen bir şey de biz de bir yerimizden irkilip de bir şey yapıyoruz ama şimdi uçağın sistemine genel olarak hakimiz. Neyin nasıl tepki vereceğini biliyoruz. Evet ya da bir türbülans durumunda ne yapacağımızı biliyoruz. Bunların eğitimlerini alıyoruz. O yüzden yani panik durumu sallanıyoruz eyvah gibi kısmı bizde tabii ki olmuyor. Ve hani yolcularımıza da ben kendi arkadaşlarıma ya da karşılaştığım pilotum deyince korkuyorum diyenlere de anlatıyorum bunu. Uçak sistemlerimiz gerçekten güvenli. Her şeyin yedek sistemleri var. Sallanarak düşen bir uçak yok hani böyle değil. Türbülanstan dolayı aynen, düşen bir uçak yok. Türbülanstan değil. İrkilmesi insanların tabii ki normal birkaç bir yerde kaybettiğimiz şey durumlar oluyor. Ama bizde hani genelde şey oluyor yerimizden irkilip bir kontrol haline geliyoruz. Biraz daha otoriter bir hale geliyoruz. Onun dışında böyle panik durumu olmuyor türbülanslarda tabii ki. Gayet de güvenli uçaklarımız gönül rahatlığıyla uçabilir arkadaşlarımız. Peki kahve mi çay mı demiş bir izleyicimiz. Ben kahveci kızımım. Çay biraz rahatsız ediyor böyle. Bildiğiniz buradan teyze gibi şey atıyor buraya. Tansiyon falan. Yani o yüzden kahveyi seviyorum zaten. Peki meslekle ilgili kaygınız var mı? İleride uçaklar ya pilotsuz uçarsa? Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz demiş bir izleyicimiz. Gelecekte olabilir bence. Yani teknoloji çok gelişiyor hakikaten. Ve ileride gerçekten bize ihtiyaç olmayabilir. Bir yerden kontrol edilen uçaklar olabilir. Ama eninde sonu yani tamamen tükenir bu meslek gibi düşünmüyorum açıkçası. En azından bir tanesine ihtiyaç olacakmış gibime geliyor. Ya da hani bizi emekli eder eminim ondan yakın sürede bu kadarını beklemiyorum ama olabilir niye olmasın ileride. İnsansız hava aracı şey gibi yolcu da taşıyabilirler aynı şekilde. Bana şey gibi geliyor. İlk etapta kargo uçakları için bunu deneyecekler. Mümkün. Ama bir yolcunun da bunu kabul etmesi çok kolay değil. Çünkü yani kendinizi yani, direkt makineye emanet etmek aynen. Evet bir başlangıçta. Yani beni bile bir şey hissettiriyor bana. Ama gün gelecek tabii ki, tabii ki bunlar da olacak. Çünkü bir vatandaş demiş ya 1950'lerde mi 70'lerde icat edilebilecek her şey artık icat edildi. Ama o zaman daha yolcu uçakları bile günümüz teknolojisinde değilmiş. Benim sorularım bununla beraber bitti. Ben cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere de inşallah böyle uzun ve başarılı bir mesleğiniz olsun diye temennilerimi iletiyorum. Arkadaşlar bugün konuğum Gizem Avşar'dı. Pegasus Hava Yolları'ndan Airbus A320-21 filosundan geldi. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Ayrıca sizin nezdinizde Pegasus'a da teşekkür edin. Bize verdikleri destekten ötürü. Bugün ev sahibimiz Airport Otel'di. Terminale çok uzak gitmedik. Aynen. Sizi böyle evinizde istedim. Tabii, Sabiha Gökçen. Burası Pegasus sayesinden. Burası. Pegasus yakası arkadaşlar buralar. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 2022 yılının ilk havadan sudanı bu aslında. Aynı zamanda da dış çekimlerde gelen konuklardan ilk üniformalı olarak katılan konuk siz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gurur duydum. Sağ olun. İnşallah ilerleyen süreçte de tekrar yine üniformalı kaptanlarımızı davet edeceğiz. İnşallah. Aynı zamanda da sektörden diğer isimler de, diğer mesleklerden de yani havacılık sektöründen isimler gelmeye devam edecek. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı, fikirlerinizi ya da önerilerinizi lütfen bana özel mesaj, e-mail veya bu videonun altına yorum olarak gönderin arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.